Çok sorulan bir soru. Farklı görüşler var tabii ama bu videoda bahsedeceğimiz Laszlo Polgár, dahi de olmaz dahi olunur tezini savunan Macar bir psikolog. Çocuklar dünyaya olağanüstü bir potansiyelle gelirler. Bu potansiyeli ortaya çıkarmaksa çevresel faktörlere bağlıdır diyor. Bu tezini de kendi çocukları üzerinde ispatlıyor. Laszlo Polgár ve kızlarının hayat hikayesi, eğitim ve disiplinli bir çalışma süreciyle neler yapılabileceğinin tam bir canlı kanıtı. 1960'lı yıllarda teorisini kanıtlamak için evlenip çocuk sahibi olmak istiyor ve bu konuda yardımcı olacak bir hayat arkadaşı arıyor. Birçok adayla uzun yazışmalardan sonra Clara adlı Ukraynalı bir öğretmenle evleniyor. Tabi bu arada onu bu deney için eş aradığını öğrenen çevresindeki bazı üst düzey kişiler Polgar'a acil psikolojik yardım alması gerektiğini bile söylüyor. Ama bu çılgın çift kimseyi dinlemeyip evleniyor. 1969'da çiftin ilk çocukları Susan doğuyor. Polgár kızı Susan'ın mükemmel olacağı hangi alana yönlendireceği konusunda çok kafa yoruyor. Öyle bir alan seçmek istiyor ki bunun karşısında durduğu doğuştan gelen yetenek düşüncesiyle ya da tesadüfle açıklanamayacak olmasını amaçlıyor. Sonrasında araştırmaları onu satranca yönlendiriyor. Çünkü sanatçı ya da yazar olmak gibi bir yolda ilerlese ne kadar başarılı olursa olsun insanların onun bu alanlarda mükemmel olup olmadığını nesnel olarak değerlendiremeyeceğini düşünüyor. Haklı da. Satrançtaysa performansa dayalı nesnel bir ölçüm sistemi olması nedeniyle karar kılıyor. Yani sonucuna kimse itiraz edemeyecek. Küçük yaşta herhangi bir branşta eğitilen bir çocuğu dünyada en iyi olabileceği tezini ispatlamaya kararlı. Tabi bu arada Laszlo Polgár ortalama bir satranç oyuncusu. Kendisi de çalışıp uzmanlaşmaya başlıyor ve satrancın nasıl öğretilmesi gerektiğini de öğreniyor. Eşi Clara'nın ise satrançla hiç ilgisi yok. Susan 4 yaşındayken satranç eğitimi başlıyor. Her gün saatlerce pratik yapıyor. Daha küçük yaşlarda kendisinden yaşça çok büyük katılımcıların da olduğu turnuvaları kolaylıkla kazanmaya başlıyor. Sonra aileye iki kız çocuğu daha katılıyor. Sofia 1974 yılında, Judith ise 76 yılında dünyaya geliyor. Polgár çifti 3 kızlarına da satranç öğretmeye kararlı. Normal eğitimlerinin yanı sıra kızlarının satrançta uzmanlaşmaları için canla başla çalışıyorlar. Bu çalışmalar tabii en baştan itibaren mümkün olduğunca eğlenceli bir hale getiriliyor. Ergenlik dönemine geldiklerinde ise 3 kız kardeş de 10.000 saatin üzerinde satranç eğitimi almış durumda. 1991 yılına gelindiğinde Susan Polgár Dünya Satranç Konfederasyonu tarafından verilen en yüksek ünvan olan Grandmaster, yani Büyük Usta ünvanını alan ilk kadın oluyor. Aynı zamanda erkekler satranç yarışmasına katılmaya hak kazanan da ilk kadın. Bu arada 1986'da Dünya Şampiyonası'nda yarışma hakkı olmasına rağmen kadın olduğu için turnuvada oynamaktan men edilmiş. Bu olayın ardından elde ettiği başarılarla beraber zaman içinde kadınların dünya çapında en saygın turnuvalarda oynaması için öncü kişi de olmuş ayrıca. Gelelim Sofia Polgar'a. Sofia hem erkeklerde hem kadınlarda tarihin en genç Grandmaster'ı. Olimpiyatlarda da birçok madalya kazanmış olan Sofia, Roma'da en iyi erkek satranç oyuncuları arasında 8 oyun üst üste kazanmasıyla da ünlü. Bu başarının o dönemde satranç tarihindeki en iyi 5 performans arasında gösterildiğini ve bunu yaparken 14 yaşında olduğunu da ekleyelim. Geldik 3. kızları Judith'e. Judith ise 15 yaşında Grandmaster oluyor ve uzun süre boyunca da dünyanın en iyi kadın satranç oyuncusu olarak kabul ediliyor. Defalarca kadınlar da dünya satranç şampiyonu olmakla kalmayıp dünya şampiyonu birçok erkek satranç ustasını yenmeyi de başarmış. 1989 yılında henüz 12 yaşındayken dünyada ilk 100 sporcu arasına girmeyi başararak idol haline gelmiş. Evet, satranç konusunda bir uzman da olmayan ama kızlarını yetiştiren Laszlo Polgár'ın tezinin ispatı 3 dünya ünlü kadın satranç oyuncusu. Dahi de olmaz dahi olunur tezini kendi kızlarını yetiştirerek kanıtlayan psikolog bir baba. Baba Polgár henüz doğmamış çocuklarının tüm dünyayı yenebileceğini iddia etti ve bunu kanıtladı. Eşiyle birlikte işlerini bırakıp çocuklarının menajerliğini üstlendiler. Turnuvalarda hep yanlarında oldular. Sanıyorum bu aile yetenek, başarının anahtarlarından olsa da aslında büyük başarıların ardında çok fazla emek ve çalışma olduğunun şaşırtıcı ve güzel bir ispatı.